Sayın katılımcılar, 3. Kaizen etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de yalın üretim dendiği zaman akla gelen ilk Toyota ve Toyota üretim sistemidir. Türk Toyota'nın bugünlerine gelmesinde büyük emeği geçen, uzun yıllar genel müdürlük ve CEO'luk yapmış Sayın Orhan Özer'in bu konudaki tecrübelerini paylaşmak üzere böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik sonunda soru ve cevap kısmının daha verimli geçmesi için sizlerin sorularınızı yazılı olarak arada dolaşan arkadaşlardan alacağız. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum ve sözü Orhan Bey'e veriyorum. Buyurun Orhan Bey. Merhaba. Sizlerle üçüncü kez burada aynı ortamda beraber olmaktan memnuniyetimi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Konuşmamın genel yapısı Toyota'daki 21 yıllık tecrübem sayesinde edindiğim bilgileri TPS, Toyota Production System, Lean Management, Lean Production kavramlarını sizle biraz daha detaylı paylaşmak olacaktır. Bu Lean yönetim kavramı olarak baktığımızda çok daha genel ve her alanı kapsayan aktiviteler vardır. Fakat işin özü ve çok çok büyük bir kısmı yalın üretim kavramındadır. Yalın üretim kavramı bütün bu çabaları, bütün bu aktiviteleri bence neticesel olarak, şirkete etki olarak %80'e yakınlık bir kısmıdır. Hakkını vererek uyguladığımız TPS, yani yalın üretim, hiç kuşkusuz şirketlerin çok büyük fayda sağlayacağı aktivite olacaktır. Maliyetlerimizi ciddi ölçüde azaltacaktır. Bu konuda şöyle bir vurgu yapmak istiyorum. En verimliyim diyen bir fabrikada dahi en az %20 civarında etki yapacağını ifade etmek istiyorum. Çünkü ben bunu yaşadım. Yani Toyota'da bile bunu gerçekleştirdim. O sebeple faydası hiç tartışılmaz. Ama hakkıyla, hakkını vererek uygulanması lazım. Çeşitli vesilelerle muhtelif fabrikalara konuşma yapmak için davet edildim. Hatta ismi çok büyük fabrikalara. Fabrikayı gezdiğimde kendimi Define Adası'nda gibi gördüm. Çünkü her yerde o kadar çok iyileştirme ve maliyet düşürme fırsatları vardı. O kadar belirgindi ki. Yani çivi çaksanız neredeyse pırlanta gibi izi kalacak. Fabrikayı görüyorsunuz pırıl pırıl, tertemiz, 5S her şey var. Fakat verimlilik gözüyle baktığınızda yani yapılacak çok şey var. Ve bunlar da çok çok verimli ve çok üst düzeyde ismi olan fabrikalar. Tabii münasip bir şekilde onlara fikrimizi söylemeye çalışıyoruz vesaire. Destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü onların başarısı ülkemizin başarısı nihayetinde. Hemen her şeyden önce ve her şeyin başında her şeyin başında problemlere bakış açımızı bir değerlendirelim. Geçen seneki prezentasyonumuzda bunu en son söylemiştim ama tekrar etmekte fayda var. En başa koydum bu defa. Genel olarak kültürümüzde no problem, sorun yok anlayışı çok yaygın. Halbuki problemleri ortaya çıkarmak, görünür hale getirmek ve de yüzleşmek esastır. İşletmelerde çok çeşitli problemlerle karşı karşıya kalırız. Veya henüz karşılaşmamış olsak bile problemler, riskler varlığını sürdürüyor olabilir. Bunların yok sayılması, saklanması değil, tam tersine ortaya çıkarılması için çaba sarf etmemiz gerekir. Bu tavır Kaizen için temel fırsattır.
Saklanan her bir problem bir gün genellikle de zor günlerde ortaya çıkar ve daha büyük zorluklar oluşturur. Gerçek sebeplerine inerek çözdüğümüz her sorun bizleri geliştirir, daha güçlü olmamızı sağlar. TPS'in kurucusu Taichi Ono'nun sözü bakış açısını çok güzel vurgular. Hiç problem olmaması problemlerin en büyüğüdür. Küçük bir ilave de ben yapmak istiyorum burada. İlave değil de yorum. Problemlerin en büyüğü çünkü rehavet içindesiniz. Uyuyorsunuz demektir. Problemlerde mutlusunuz olan halinizde. Bence rekabet rehavette tolerans göstermez. Çok başarılı olduğunuza inanıyorsanız daha fazla başarılı olmak için yine de var gücünüzle çalışmalısınız. Problemlere yaklaşımımızın önemini vurguladıktan sonra yalın üretimin temel kavramlarına geçmek istiyorum. Öncelikle standartlaştırma. En önemli temeli yalın üretimin tüm prosedürlerin ve proseslerin standart olmasıdır. Standartların kurumsallaşması tüm iş adımları için standart iş sayfası hazırlanmasıyla başlar. Bu sayfalarda işin detayı, adımları ve zamanları gösterilir. Ayrıca bu iş için önemli olan iş güvenliği uyarıları belirtilir. Yapılan her kaizen ile ilgili sayfalar güncellenir. Yani fabrikanızda elinizde ne tür kaynak var? Bir, iş gücü var, enerji var, kullandığınız envanter var. Envanterde işte şu kadar parçam var, FIFO'ydu, LIFO'ydu, her türlü girdisine çıktısına bakıyorsunuz. Enerjiyi de her halükarda en detaylı şekilde ölçüyorsunuz. İş gücünü ölçmenin de en önemli alanı standart zamanları doğru tespit etmek ve bunları kontrol altında tutmak. Yani iş sayfası hazırlanması dediğimde hard copy bir sayfayı tabii ki kastetmiyorum. Bütün bunların bilgisayar ortamında olmasını kastediyorum. İkinci temel kavram just in time, yani tam zamanında. Gereken ürün gerektiği zamanda, gerektiği yerde ve gerektiği miktarda hazır edilir ya da üretilir. Alımlarda düşük stok, nihai mamulde düşük stok, proses aralarında düşük stok, hatta sıfır stok. Alımlarda artan sıklık ve küçük sipariş partileri. Üretim ve proseslerde esneklik ve düşük üretim emirleri. Düşük lot size'lar. Hızlı prosesler, hızlı kalıp değiştirme. Yukarıda iki tane kaizen'e gittiğimde ikisi de şansımı biri kalıp değiştirmeydi, biri de Söktaş'ın dokuma tezgahında desen değiştirmeydi sanıyorum. Yani benim standartlarımın çok üstünde rakamlar söylediler. Bir plastik enjeksiyon kalıbı bir dakikanın altında değiştirilebildiğini ben her halükarda yani 20 tonluk, 25 tonluk bir plastik enjeksiyon kalıbı bir dakikanın altında değiştirilebilmeli. Bu yapılan bir şey, bir mucize değil. Just in time kavramı olarak baktığımızda da mesela yaşadığımız bir örneği vermek istiyorum. Pres fabrikasından kaynak fabrikasına parça akışı. Büyük kalıplar yine 4-5, üçlü dörtlü setli 20-25'er tonluk kalıplar ve tümünün kalıp değiştirme süresi 4,5 dakika civarında. Şimdi bunu dikkate alıp bir hatta üretilen kaç adet parça varsa ya da kaç çeşit parça varsa bunu dikkate alıp en düşük lot size üretmemiz lazım. Yani fabrika içi stoğu minimuma indirmemiz lazım. Geçtiğimiz yıl bir duayenin geldiğini bana dün akşam da arkadaşlar söyledi. Toyota'da da bir bu konuda çok
72 yaşında çok saygı gösterdiğimiz bir duayen var ve hala çalışıyor. Biraz da üst düzeyde biri ve fabrikalara gider gezer. Gezdiği zaman da rezil eder. Kimse gelmesini istemez fabrikasına. Yani genel müdürdü, bilmem neydi, herkese fırça atar adam. Ben gelmesini isterdim ve beni de çok severdi. Niçin? Adamcağız umman, derya deniz bir kişi. Bedavadan geliyor, bir gün, iki gün fabrikamızda tüm zamanını veriyor. Stili fırça atmak da olsa bize bir sürü şey öğretiyor. Bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Bunu da hissettiği için beni de çok severdi adamcağız. Söylediği şey, pres fabrikasında o kadar kalıbın değişmesi vesaire, ideal lot size birdir. Bir adettir diyor. Yani bir tane basın, onu gönderin, ondan sonra kalıbı değiştirin. Olmayacağını kendi de biliyor. Ama vurgulamak için söylüyor. En minimum, minimum bunu hedeflemeniz lazım diyor. Yani pres kalıp değiştirme süresini sıfıra indirin demeye getiriyor. Ne yapacaksanız, ışınlayacaksınız herhalde. Yani Just in Time'ın temel mantığı içerideki work in process dediğimiz parçaları da yok etmektir. Bunun için de bütün süreçleri mümkün olduğu kadar sıfırlamaktır. Bu kadar ağır bir kalıp değiştirme prosesine rağmen en fazla bastığımız parça fabrikada bir vardiyalıktı en fazla. Stokumuz. Üçüncü konuya gelirse Kaizen, sürekli iyileştirme. Tüm çalışanların önerileriyle çok sayıda küçük iyileştirmelerle hızlı bir gelişme Kaizen'in tanımı. Sürekli ve çok sayıda iyileştirme önerisi toplayan ve değerlendiren bir sistem. Uygulama imkanı olan her önerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve standartlaştırılarak o standart iş sayfalarına aktarılması Kaizen'in çalışma mantığı. Kaizen kavramı süreçlerle ilgilidir. Her proses ve her işlem Kaizen kapsamındadır. Sonuçları iyileştirmek istiyorsak öncelikle süreçleri iyileştirmeliyiz. Kaizen'i ilave olarak yine dışarıda örneklerini gördüm. Farklı isimle arkadaşlarım söylüyor ama aynı örnekler. Kalite çemberleri, yani bizim QCC dediğimiz Kaizen mantığının küçük takımlar halinde ve kısmen daha kapsamlı konularda uygulaması da yaygın bir yöntemdir. Benim dönemimde yılda 13-15 bin arası Kaizen önerisi gelirdi fabrikada, Toyota'da. QCC'ye katılım dediğimiz, işte bu, siz ne Kaizen diyorsunuz ona? Kobetsu Kaizen'e. Katılım ise fabrikada hedef %100'dü ve genelde hedefimizi tutturduk. Yani her işçi, her çalışan bir şeye katılacak, bir ekibe katılacak. Kaizen anlayışı, küçük iyileştirmeleri göz ardı etmeden, küçük iyileştirmelere dayanarak ama büyük iyileştirmeleri de göz ardı etmeden daha iyiye gitmek ve organizasyonu bu düşüncede dinamik tutmaktır. Böyle daha güzel oldu. Dördüncü madde akıllı otomasyon. Neleri kapsıyor? Öncelikle yerinde kalite uygulamasını tesis ediyor. Prosesin otomatik kontrolü ve hattın durdurulması. Üretim ortamının hataları önleyecek şekilde tasarlanması. Hataların bir sonraki prosese geçmemesi. Üretimin kaliteli olması için gereken parametrelerin takibi. İdeal üretim ortamının temini, Ryoin Joken. Bu Ryoin Joken de çok önemli bir kavramdır Toyota'da. Yani kaliteli ürünün çıkması için gerek ortamda, atmosferde, makinede, makineye olan her türlü girdide olması gereken parametrelerin temin edilmesi, ideal parametreler.
eğer voltajınız düşükse ürettiğiniz parça belki farklı olacaktır. Yani Rio Joken en temel parametrelerden biridir. Kalitenin yerinde üretilmesi, ilave kalite kontrol prosesine ihtiyaç duyulmamasını sağlar Jidoka. Ve bu kapsamda Pokoyoke, yani prosesin kontrolü ve hattın durdurulması, Andon, herhangi bir anormallikte her çalışanın hattı durdurma yetkisi gibi kavramları da bu uygulama altında düşünmemiz gerekir. Andon, tabii ki fabrikanın durdurulması, kimsenin eli gitmez bütün fabrikayı durdurmakta. Fakat kesinlikle bu konuda, Andon konusunda tereddüt etmemeli ve her çalışanın da tereddüt etmeden hattı durdurabilme yetkisinin olduğu kendilerine güvenceyle hissettirilmeli. Olay Andon sayısından öte müdahale ve hattın tekrar geri çalışmaya başlaması, hattın tekrar faaliyete geçme süresidir. Burada parametre budur. Benim zamanımda bu yaklaşık 9-10 saniyedir. Yani Andon'u çekip hattı durdurduktan sonra tekrar Andon'u çekip hattı yürütmeye başlama arasında tüm ortalama Andon'larda 9 saniye ya da 10 saniye civarındaydı. Esas kabiliyet budur. Andon çekmemek değil. Andon çekmediğinizde kalitesizliğe çanak tutmuş olursunuz. Bilmiyorum Andon'un ne olduğunu bilmeyen var mı? Andon bütün hat boyunca bir ip vardır. Her işçinin elinin uzanacağı yerde. O ipi çektiğinizde hat durur. Bütün herkes durur. Sonra gelir işte oradaki şef, team leader gelir. Problemle işte şunu takamadım, şurada bilmem ne var. Hemen onu yapar, kendisi yapar çünkü çok daha tecrübeli ya da yardım eder. Ve hemen tekrar ipi çeker, hat tekrar yürür. Diğer bir konu Heijunka, yani production leveling, üretimin seviyelendirilmesi anlamındadır. JIT kavramı, Just in Time kavramı kapsamında bir uygulamalardan biridir. Üretim seviyesinin en az sıklıkta ve smooth, yumuşak bir şekilde değişmesi, sert dalgalanmaması ve bunun tedarikçiler dahil tüm proseslerde gerçekleşmesidir. Sert hacim dalgalanmaları üretimde anormalliklere zemin hazırlar ve verimliliği olumsuz ölçüde ve büyük ölçüde etkiler. Kanban'ı geçmeden edemedim. Bu da ayrı bir verimlilik unsuru. Kanban sistemi üretime gidecek parça ve malzemelerin verimli kontrolünü sağlar. Bu apayrı bir şeydir. Kanban uygulaması, nasıl diyeyim, apayrı bir ders, apayrı bir başlıktır aslında. Kanban kartı veya sinyali bir prosesten diğerine üretim ve teslimat bilgisini taşır. Ve gerekli olan parçaların, malzemelerin otomatik sipariş edilmesini sağlar. Kanban, işletme içi stokların azaltılmasında, malzeme akışında sorun oluşmamasını sağlayan hayati bir mekanizmadır. Just in Time'ın faydaları Kanban ve log size optimizasyonuyla daha iyi gerçekleştirilir. Beşes, hepimizin bildiği bir kuram. Tüm çalışma ortamlarında temizlik, sıralama, düzen, sınıflandırma, standartlaştırma, eğitim ve disiplini kapsar. Kaliteli üretimin, verimliliğin ve iş güvenliğinin temelidir. Pis ve düzensiz bir yerde kalite üretemezsiniz. Beşes bu yönüyle çok önemli.
Yalın sistemin temellerine vurgu yaptıktan sonra bir yalın sistem kar mantığı nedir? Ve sonrasında da 3 tane farklı uygulamayı vurgulamak istiyorum. Satış fiyatı eşittir maliyet artı kar değildir. Yalın sistem kar mantığına göre ya da Toyota kar mantığına göre aynı şekilde. Satış fiyatı eksi maliyet karı oluşturur. Rekabetçi pazarlarda satış fiyatını değiştirmek pek kolay değildir. Dolayısıyla karlılığımızı arttırmak için satış fiyatını arttırmak değil, maliyetlerimizi azaltmalıyız. Kar hedef değil, sonuçtur. Hedef maliyetlerdir. Maliyetleri azaltabilmek için temel yalın sistem kavramları uygulanmalı ve ilk adımda da MULA, MURI, MURA olarak tanımlanan israf, aşırı yük, dengesizlik unsurlarının ortadan kaldırılması gereklidir. MUDA, israf, üretilen ürüne ve hizmete, orada kaybolmuş, kusura bakmayın bir hata var, hizmeti yanlış yazmış. Kızım hazırladı prezentasyonu. Artık büyük bir ekibim olmadığı için daha ben de lean olma kendimi hazırlıyorum. Üretilen ürüne ve hizmete katma değer sağlamayan tüm unsurlara MUDA denir. 7 temel MUDA vardır. Okuyayım vaktimiz var. Bekleme, tamir, fazla üretim, stok, taşıma, gereksiz işlem, gereksiz hareket. Yani katma değeri olmayan tüm unsurlardır. Fabrikada birçok iş istasyonu var. İş istasyonları kapsamında da MUDA'nın önlenmesi genel kavramlara ilaveten farklı bir düşünce daha getiriyor. Mesela bizim kuralımız vardır. Yürüme, uzanma, geri ya da terse dönme, itme, tutma, taşıma, çevirme. İş istasyonunda gibi tavsiye ya da öneri. Bu tür hareketler yapma değil de tutmadan parçayı nasıl takacaksınız? Bu tür hareketler mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Yani geri dönerseniz, uzanırsanız 1-2 saniye kaybedersiniz. Geri dönerseniz 1 saniye kaybedersiniz. Bu tür hareketleri azalttığınızda verimlilik kaybını ya da vakit kaybını azaltırsınız, verimliliğinizi arttırırsınız. MURI, ikinci kavram, aşırı yük. Makine, ekipman ve insan kapasitesine aşırı yüklenmek MURI olarak tanımlanır. Kısa dönemde bir kazanç elde ediliyor gibi görülse de ekipmanda arızalar, kazalar, meslek hastalıkları gibi ciddi ve maliyetli problemlere yol açar. Üçüncü kavram ise MURA, dengesizlik ve dalgalanma. Üretim miktarının düzenli olmadığı, sürekli yükselip alçalarak dalgalandığı durumlara MURA denir. Yüksek seviyede üretimi karşılayabilmek için üretim seviyesi yükseldiğinde bunu karşılamak için daha çok makineye ihtiyaç duyarız. Ve daha çok insan sağlığı, insan kaynağına ihtiyaç duyarız. Bu defa ertesi gün, ertesi hafta üretim düştüğünde bu elimizdeki fazla kaynak israf oluşturur. Tam tersine baktığımızda yüksek seviyedeki bir üretimi az kaynakla, az ekipman ve az insan kaynağıyla yaparsak da bu da aşırı yük oluşturur. Ve her ikisi de bizim istediğimiz bir şey değildir. Onun için istikrarlı ve eşit dağıtılmış bir üretim paterni oluşturmak gerekir.
ve bunu da çok sık dalgalandırmamak gerekir. Biraz önce bahsettiğim Heijunka'da bu prensip kapsamında. Heijunka'nın temel prensibi de zaten Mura ile paralel. Şimdi gelelim bence en kritik mesaja. Bilmek değil uygulayabilmek. Gerçek güç ve verimlilik etkisi yalın üretim kapsamında olmasına rağmen en başta vurguladığım yalın yönetim sistemi ve stratejisinde bu kavramların dışında her bir fonksiyonda üretim, insan kaynakları, finans, iş güvenliği gibi alanlarda uygulanan geniş kapsamlı farklı kavram ve prensipler yaratır. Bu prensipler ilgili fonksiyonlarda disiplin ve verimliliği sağlar. Size anlattıklarımı ilave olarak Genji Genbutsu, Nemabashi, Karakuri, Ryoji Joken bunu vurgulamıştım. Kijunjikan da standart zaman demektir. Gibi daha birçok yöntem ve verimlilik uygulaması vardır. Yani bunlar da örnek diye veriyorum. Bu kavramlar tanımsal olarak öğrenmesi çok zor olmayan ancak uygulaması da kolay olmayan kavramlardır. Bu sebeple hep uyguladığım husus bilmek değil uygulayabilmek önemlidir. Sadece bilip bir şeyler anlatırsanız sıkıcı, teorik bir konuşma diye de algı yaratabilirsiniz. Halbuki konuşulan her şeyin altında bir derinlik var ve her şeyin işletmeye rahatlıkla uygulanabilir durumu var. Bence konuşmaktan çok bu işe girenlerin, yani yalın üretim işine giren arkadaşlarımızın konuşmaktan çok işletmede zaman geçirmeleri gerekir ki üst yönetimde etkilerini çok daha güzel görebilsin. Yalın üretim sistemini hakkıyla uygulayabilmek, yüzeysel kalmamak için daha ileri kavramların bilinmesi, iyi anlaşılması gerekir. Birkaç örnek verirsek, Shomirutsu, yaptığımız işin, bunlar tamamen yaşanan ve hayatın parçaları, ağır bir şekilde de uygulamasını yaygınlaştırmaya çalıştığımız konular. Yaptığımız işin asli iş ve tali iş olarak analizi ve asli iş oranının arttırılması. Yani network, katma değeri olan iş yapma kabiliyeti. Katma değeri olan iş oranı verimlilik oranıdır. Bu mesela araca akü takacaksınız. Aküyü alıp takmak, örnek veriyorum, rakamlar doğru değil, 35 saniye. Zaten hatta 80 saniyede bir araba çıkıyor. Yani bir istasyonun neredeyse yarı zamanı. Bir kişinin yaptığı mesainin yarısı. Şimdi 35 saniyeyi incelemeniz lazım. Bu standart worksheet dediğim standart iş sayfalarında detay var. İşte işçi gitti rafa, raftan şeyi aldı, aküyü aldı, döndü, geri döndü, getirdi, arabaya koydu, işte şeyi aldı, aleti aldı, sıkmayı yaptı ve ondan sonra aleti yerine bıraktı vesaire. Bütün iş adımları var. Tabii şeyi taşırken de, aküyü taşırken de ağırlığı bakımından fazla taşıtmamamız lazım iş güvenliği açısından. Taşıma, elleşleme ekipmanı kullandı. Elleşleme ekipmanını yerine bıraktı. Aküyü arabaya takmak iki tane vida ya da iki tane başlığın oturtulması. 10 saniye. 35 saniye nerede? Demek ki aradaki kalan 25 saniyeyi biz katma değeri olmayan iş diye bakmamız lazım. Ve bunu daha da azaltmamız lazım. Yani
25 saniyeyi yarı yarıya azaltırsanız bir 12,5 saniye kazanmış olacaksınız ki o da ciddi bir katkı olacak. Çünkü fabrikanızda 43 bin tane iş adımı var. Net iş budur. Gerçekten olması gereken iş nedir? Ona bakacaksınız. Tali işlerin hepsini sıfırlamaya ve azaltmaya uğraşacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Alet hemen yanı başında olacak. Alete uzanmaya bile kolunu çok kaldırmayacak. Hemen şuradan alıp tak kullanacak. Elleşleme ekipmanı kendiliğinden geri gidecek. Yerinde olacak. Vesaire gibi. İşte yine bir şey daha değineceğim size. Bütün altyapısı hazır olması lazım ki o 35 saniye olmasın. 15 saniyeye indirelim, 20 saniyeye indirelim. İşte %20 tasarrufu hatta daha fazlasını yapmış olmak bütün bu ince hesaplarla ve endüstri mühendisliği gözüyle işleri analiz etmekle oldu. Bir diğer kavram Temotoka, işte bu kısmen yukarıdaki ile alakalı, çalışanın parça ve malzemenin araç gerecin operasyon alanındaki yeri gereksiz iş ve eylemi önleme açısından çok önemlidir. Bu kavrama elleşleme ekipmanlarını da dahil etmeliyiz. Muda'yı anlatırken ifade ettiğim işte durma, tutma, itme, geri dön, terse dönme vesaire gibi kavramlar Tematoko ile yine birliktedir. Çünkü hemen yanı başınızdaysa bir alet yürümezsiniz. Otomatik olarak gelip de bilmem şeyi takılacak parçayı yerine koyuyorsa parçayı tutma ihtiyacınız olmaz. Ve bu yine Shomirutsu ile yukarıdakiyle yine iç içe bir kavramdır. İlk başta söylediğim işte adı çok büyük firmalara gittiğimde gidiyoruz. Mesela çok çok büyük bir firma. Hatta Toyota'dan daha büyük bir firma. Genel müdürü samimi dostum. 4-5 tane fabrikaları var. Gittim en modern fabrikalarına. Pırıl pırıl. Yani bal dök yala 5S falan 5S kare. Görüntüde her şey tıkır tıkır saat gibi işliyor. Fakat o kadar rahat çalışıyorlar ki. Bir işçi burada, öbür işçi orada, orada. Toyota'ya gelin görün, insanlar sırt sırtla çalışıyor neredeyse. Çünkü bu kavramlar sebebiyle. Her yerden bir şey sallanıyor çalışanı. Çünkü vakit kaybetmemek temel. O fabrikanın verimliliğini üst düzeyde tutuyor. Konforlu çalışmak başka. Konforlu çalışmak işçinizin kolunu işte bilmem kaç dereceden fazla kaldırdığında yani şu 90 dereceden fazla kalktığında kaç kilo yük kaldıracağınız belli. 45 derecede kaç kilo yük kaldıracağınız belli. Bunlar hep insan anatomisi paralelinde hesaplanmış şeyler. Eğer daha fazla kaldırılacaksa muhakkak bir ekipman bir mekanizma olmak zorunda. İnsana saygı bunlar. Sadece rahat rahat, geniş, ferah yerde çalışsınlar değil. O çalıştığı ortamda da o zaten geniş, ferah. Ve fazla hareket etmediği için belki daha da rahat çalışır. Verimlilikten kastım, işte çok güzel şirketlerde değişik şeyler görüp kendimi define adası diye hissettiğim şeyler, bu kavramları izlediğim için olan şeyler. Diğer bir kavram, Uymetsuka, ürün çeşidi, farklı model gibi değişik üretim yapılan üretim hatlarında proseslerin sınıflandırılması, standart, yani proses içindeki iş adımlarının sınıflandırılması, standart, variation ve option olarak 3 gruptadır. Böylece operatöre basit, rahat ve tekrarlanabilir prosesler oluşturulur. Gerekirse option prosesler için ayrı çözüm uygulanır. Mesela option proses arabada sunroof. 8 arabada bir tane var. Hattan geçiyor bütün arabalar.
8 araba gelene kadar o prosesteki arkadaşım sigara içip beklesin mi? Zaten yasak sigara içmek de. Yani ne yapsın? O zaman option prosesi başka bir çözüm bulacaksınız. Aynı şekilde 80 saniyede araç geçiyor. Sunroof'u takmak 60 saniye. 80 saniyede 7 tane araba için siz o istasyona belli bir iş vermişsiniz. Sunroof'lu araba geldiğinde çocuk ne yapsın? Süpermen değil ki. Opsiyon prosesler bir çözüm olarak bir araya getirilip bir sonrakindeki anlatacağım şeye de ters düşmemek kaydıyla bir araya getirilip gerekirse bu tür araçlar hattın dışına çıkar, sonra tekrar hatta gelir. Hattın dışına çıktığında orada gerekli zaman harcanır. Belki normalin de ötesinde bizden yani hat hızından da öde bir zaman harcanır. Normalin ötesi yok. Standart uygulanacak da hat hızından da bir farklı zamanda opsiyon prosesler orada yapılır. Ki çalışanın çalıştığı istasyonda basit ve rahat tekrarlanabilir çalışma ortamı oluşturulsun. Dalgalanma oluşmasın çalışan için. Geçen sene prezentasyonda onu söylemiştim. Yani bir işçinin gelen parçaları kutunun ön tarafından kendine yakın tarafından almasıyla kendine uzak tarafından alması yine bir saniye fark ediyor. Aynı şekilde kutu boşaldığında kutuyu alıp başka bir yere koyması o da bir zaman. Bu da iş dalgalanmasına yol açıyor. Bunu da önlemek lazım. Diğer bir konu standart işlem sıralaması. Koşun. Bir montaj işlemini yaptıktan sonra montajı yapılmış parça bir sonraki parçanın montajını zorlaştırabilir. Bu özellikle tampon türü şeylerde çok dolayısıyla işlem sıralaması bu tür sorunları ve verimsizlikleri de engellemelidir. Mesela önce tamponu mu takayım, önce farı mı takayım, işte önce bilmem nereyi mi takayım ki öbür tarafa kolunu uzatırken çalışan bir şeyi monte etmek için daha önce takılan parça ona engel olmasın, engel olmayı bırakın, verimliliğini azaltmasın gibi bu da standart işlem sıralamasını vurgulayan yine çok çok önemli bir kavram, çok çok üzerinde titizlikle durduğumuz bir kavram. Karakuri enerjisiz mekanizma. Karakuri'yi duydunuz herhalde değil mi? Bir komedi filminde de bizden bir çocuk montaj fabrikasında çalışıyordu. Geçen sene bir komedi filmi bu. Kardeş Bey. Yok Kardeş Bey değil. Düğün Dernek ekibinin bir de dizisi oldu. Çocuk meğer orada yazarmış o grupta. Düğün Dernek'te tutulunca istifa etti, ayrıldı. Senarist oldu çocuk. ODTÜ mezunu makine mühendisi. Bayağı sıkı çocuktu be. Orada televizyon programında kıraathanede karakuri yapmışlar. İşte çay may getiriyor filan. Onu komik olarak ele almışlar. İsmi de biraz komik olduğu için. Enerjisiz mekanizma. Özellikle parça alma, taşıma, boş kutu elleşlemesi ve benzeri alanlarda operatörlerin işini azaltma ve cycle time'ı azaltma amacıyla yaygın olarak kullanılır. Mesela ben burada çalışıyorum. Hadi Okay Bey biraz daha ileride dursun, çok yakın olmayalım. Yani 1,5 metre yanımda çalışıyor, 2 metre yanımda çalışıyor. Ben ürettiğim parçayı just in time olduğu için direkt Okay Bey'e gönderiyorum. Hiç ara stok yok. Bir çengel gibi bir mekanizmaya asıyorum. Şöyle bir düzlem var aramızda. Çengel gibi bir mekanizmaya asıyorum. Parçayı astığımda
parçanın ağırlığından çengel aşağı kayıyor. O kaybı, o parçayı kullanmak için aldığında bir karşı ağırlıkla çengel tekrar benim yanıma geliyor. Bu en basit karakol. Fakat bunu edebiyatını yapmışlar. Yani edebiyatından kastım yazı anlamında değil. Abartmışlar. Zihni sinir gibi. Yani oluyor bazı filmlerde adam yatağında düğmeye basıyor, o oraya gidiyor, oradan top çıkıyor, bir en sonunda şak haşlanmış yumurta adamın önüne geliyor filan. Öyle olaylarla karakulleri zenginleştirmişler ve çok yaygın olarak kullanılıyor. Çünkü enerji, enerji gerçek. Mesela parçayı alıyorsunuz kutudan, kutunun ağırlığı oradaki sensöre göre değiştiği anda, sensör de yine mekanik bir şey, yani değiştiği anda orada bir hareket başlıyor. Kutu yukarıya çıkıyor, bu sefer yukarı çıktığı için eğilerek çıkıyor, kaymağa başlıyor. Elleşleme için kutunun toplanacağı yere kendiliğinden gidiyor. Aynı şekilde ağırlık arttığında, bu sefer ürettiğiniz parçayı oraya koyuyorsunuz, ağırlık arttığında bu sefer benzer bir olay oluyor. Ağır olduğu için kutu kayarak başka bir yere gidiyor vesaire. Bunların hepsi karakuri ve verimliliği arttıran unsurlar. Şakası falan yok. Hakikaten çok çok etkili bir konudur. Yani. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bilmiyorum. Geçen sene biraz daha yüzeyseldi. Bu sene biraz daha derine indik gibime geliyor. Öyle mi Oktay Bey? Bilmiyorum. Sorularınız varsa severek cevaplayayım. Evet, gelen soruları ben Orhan Bey'e sormak istiyorum. Endüstri 4.0 gündemde. Endüstri 4.0 ve TPS uygulamalarını nasıl ilişkilendiriyorsunuz? TPS, Endüstri 4.0'da nasıl bir rol oynar? Açıkçası Endüstri 4.0 yaptıklarımızın ötesinde bir konu mu değil mi, ben ondan da emin değilim. Nedir ya da hayali bir kavram mı? Tamam, biliyorum. Sözlük anlamı ya da geniş sözlük anlamını ne olduğunu biliyorum ama bunu zaten yapmaya uğraşıyoruz. Ayrıca bir şablon gibi bir tanım vermeye gerek var mı? Herhalde diyorum, cahilliğimden ben öyle düşünüyorum. Muhakkak ki ilave kavramları vardır. Daha çok ben nasıl söyleyeyim, rasyonel düşüncede olan insanım. Böyle olayın artistik tarafına ya da laf salatası tarafına pek takılmam. Yapıyor musun? Yapıyorsun. Yani al onu, çengeli atıyorum, oraya gidiyor işte. Bu, gerçek bu. Arada da taşıma yükünden kazanıyorum. Robotlar efendim, iletişim halinde. Zaten iletişim halinde. Robotla konuşmuyor. Merkez sistem üstünden zaten her robot yaptığıyla diğer robotla zaten iletişim halinde. Biz robot değil, robot eşittir insan gözüyle bakıyoruz. Şu anda herhalde Toyota'da 800-900 tane robot var. 5000 tane çalışan var. Robotu çıkarıyorsunuz, yerine insan koyuyorsunuz. Bir parça, bir işin yarısını robot yapıyor, yarısını insan yapıyor ve tak insanın çalıştığı hatta transfer ediyor. Hatta bakıyorsunuz, işçi, robot, işçi, robot, işçi, böyle karma karışık. Yani robotlar da izole değil zaten bizim hayatımızda, TPS'de. Bilmiyorum, Endüstri 4.0 ne diyor, ne yapıyor bilemiyorum ama ben yaşadıklarımız bu bize. Cehaletim içinde, kusura bakmayın. Estağfurullah. İşletmelerde çalışanların her yönüyle değer verildiklerini hissetmeleri üretime ne derece etki eder? Şimdi ilk soruyla alakalı içimde kalmasın bir şey söyleyeyim. Bu Yalın Enstitü çok rica etmişti Yalçın Bey. Bursa'da bir toplantıya gittik.
orada konuşmacı olarak beni çağırdı 2-3 sene önce. Bir arkadaş soru sordu. Orhan Bey, 6 sigma konusunda uygulamalarımız nelerdir? Günlük işten biz çok da kendimizi iş yoğunluğundan geliştirmeye vakit harcamıyorduk açıkçası. Ya 6 sigmayı duydum ama ben detayını bilmiyorum. Şimdi aynı benzer bir olay. Arkadaşım dedim 6 sigmanın ne olduğunu bir bana söyle de dedim. Ben de bakalım uyguluyor muyuz, uygulamıyor muyuz, sana cevap vereyim dedim. Soruyu sorandan cevap, ben de bilmiyorum dedim. Niye soruyorsun o zaman? Yani 6 sigma herhalde başka bir markanın TPS'i yorumlaması gibi geliyor bana. Ama biraz daha bana şey romantik gibi geliyor. Daha çok psikolojik unsurları da fazla vurgulayan bir konu gibi geliyor. Bilmiyorum. Yine çok çok uzman olmadığım konuda konuşmak istemem. Soruyu bir daha şey yaparsak, yani insan kişilerin motivasyonunu... Kişilerin motivasyonu üretimde çok etkili. Çünkü Kaizen mantığı, işte kalite çemberleri mantığı hep kişiye dayalı. Yani sizler ne kadar üst düzeyde olursanız olun, ne kadar hayatınızın çok önemli kısmını fabrikada geçirirseniz geçirin, her operasyonu bilemezsiniz. Bunu bilen orada çalışandır. Eğer motivasyonu varsa şirkete katkı sağlamaya uğraşır. Motivasyonu yoksa lanet olsun diye bakar. Motivasyonu olmayan insanları görüyoruz. Sokaklarda trotuarları, yaya kaldırımları kırıyorlar. Yani motivasyon her şeyin başı. İlk genel müdür olduğumda fabrikaya 9 tane bölümlerin genel müdürleri var fabrikada. İşte onların üstünde vice president var. Sonra işte president deniyor yani benim olduğum göreve. Genel müdürlerle her salı günü sohbet toplantısı gibi toplantı yapıyoruz. Her şey konuşuyoruz ama fıkra da anlatıyoruz. Her şey konuşuyoruz. Yeri geliyor işte konuşuyoruz. Yeri geliyor işte konuşuyoruz. Genel amaç sohbet. Bir saatlik toplantı. Orada arkadaşım bir tanesi, genel müdürüm bir tanesi, işte ben motivasyon vererek konuşuyorum. Üretimde devraldığımda şirketi 100 bin falan o civarda üretiyoruz. Orhan Bey dedi, beklenti yorgunuyuz biz dedi. Yani hep daha fazla yapacağız, daha fazla yapacağız diye beklenti yorgunuyuz dedi. Arkadaşı da çok severim, hala genel müdür yani. En sevdiğim genel müdürlerden biridir. Hala da görüşürüz vesaire. Murat ismini söylemekte de sakınca yok. Murat dedim, bu yorumu farklı insana yaptın sen dedim. Hedefimiz 200 bine çıkartmaktı fabrikayı. Şu anda Ekim ayında yeni proje devreye girdi. Yeni bir araç, CHR diye. Onunla birlikte 300 bin oldu fabrikanın üretimi ve kapasitesi. İnanmak ve inandırmak da önemli arkadaşlar. Sizler dedim en iyisini yapın, neticelerimizi daha da iyi hale getirelim, devamı gelecektir. Ve inanın Toyota Türkiye'nin bütün parametreleri Japonya ile yarışan dünyadaki belki en iyi fabrika. Japonya dışında, Toyota Türkiye. O zaman Japonya'ya gidip en üst düzey karşısına oturup şu sözü ettim, bu gerçek bir sözdür. Bakın dedim parametreler bu, biz dedim starız. Rekabette hat safhada bir derbi maçında siz starınızı kenarda mı tutarsınız yoksa oyuna mı alırsınız? Bunu söylediğim Bay Chong. Onun talebesi ve yönetim kurulu başkanı ve Türkiye'yi çok sever, beni de seven bir kişidir. Tabii dedi Orhan, söylenecek şey var, oynar tabii ki dedi. O zaman dedim bizi oynatın, devreye al. Ve ondan sonra bu şey geldi,
yeni araç geldi. Yeni aracın Fransa'ya gitme ihtimali çok büyüktü. Çünkü Avrupa'nın başkanı Fransız'dı. Belki benim ayrılmam görüntüde 5 sene sürebilir Toyota'da. 5 sene süreyi dolduran üst düzey orada durmaz. Muhakkak rotasyona uğrar. Ben en uzun çalışan genel müdür benim. 5,5 sene çalıştım. Ama en azından o aracın kurdelesini kesebilirdim. Ama tamamen onun ülkeye getirilmesinde ve Türkiye'ye 4,5 milyar dolara çıkacaktı şimdi Toyota'nın ihracatı. 1 milyar dolardan aldım. Bu motivasyondur. Arkadaşlara verilen motivasyondur. Ben motivasyonu genel müdürlere, müdürlere verdim. Onlar da aynı şekilde aşağı yansıttılar. Pırıl pırıl parlayan elmas değil, pırlanta gibi bir şirket. Yani yanıyor uzaktan baktığımızda ve Japonya'dan da bu ışık görünecek arkadaşlar. Ve görünüyor. İnşallah aynı şekilde devam eder. İki soru var birbirine benzer. Bir prosesi belirli bir standartta ve hedef çıktığında tutmak için emek yoğun süreçlerde ödül prim sistemi uygulamak doğru mudur? Evet ise nasıl bir denge sistemi olmalı? Hayır ise ne tür bir uygulama etkili olur? Aynı zamanda diğer bir soruda Toyota'da Kaizen projelerinde ödüllendirme sistemi nasıl yürütülmektedir? Ne gibi ödüller veriliyor? Diye bir soru var. Çok uzun süre hiç ödül yoktu. Yani ödül recognition, yani tanınma. Ben bu Kaizen'i verdim. Şirkete böyle bir katkım oldu. Sonra yaklaşık 3 sene önce ya dedik bir şey versek yani arkadaşlara, yani bir de somut yani Kaizen'in neticesinde işte her kategoriye göre şeyler, ödüller belirlendi. Her kategoriye göre Kaizen var zaten. Kaizen'i verdikten sonra biri team leader seviyesinde kalıyor. Daha üstte gitmiyor. İşte ona ne deniyor bilmiyorum. Kodları var. Biri C deniyor, A deniyor vesaire. Biri grup lider seviyesine geliyor, biri şef lider seviyesine geliyor, biri müdür seviyesine geliyor vesaire. Her şey benim seviyeme kadar var ama ben 5,5 senelik genel müdürlüğümde yani herhalde 2-3 tane falan bana prezentasyon yapılmıştı o seviyeye kadar bir kaysan. Daha çok kalite çemberleri konusunda büyük neticeler alınıyordu ve onlara her yıl ciddi zaman harcıyordum açıkçası. Mesela şef lidere kadar gelen, bir iki kademe atlayan bir şeye verilecek küçük bir işte yemek fişi falan gibi Corolla kulübümüz vardı. Orada bir şeyler yiyebilecek gibi bir fişle. Bir kademe atlayan arkadaşa bir fiş veriyoruz. İki tane simit alabiliyordu kantinden. Bir simidi kendi yiyor, diğer simidini de yanındaki arkadaşımla paylaşabiliyordu. Yani somut bir şey olsun. Maddi olarak çok fazla etkisi olmayacak. Ama yine hadi bu simidi Kaizen sayesinde yiyoruz diye mevzu olabilecek. Onu tanındığını gösterecek bir ödül sistemi getirmiştik. Herkes işini yaptığı için en güzel ödül, en güzel takdir ay sonunda ya da ay başında aldığımız zamanında aldığımız maaş. Eğer ben işimi doğru yapmazsam o maaşımı da tehlikeye atarım. Ödüllendirme konusunda çok bonkör değildik. Çok bonkör olmamak da gerekir diye düşünüyorum. Ama ihtiyacı olan kişiye de destek her zaman verilmeli. Bunun yanında farklı bir yapıda üretim yapan, işte parça başı üretim yapan vesaire gibi şirketler varsa tabii sözüm onlar için meclisten dışarı. Günümüzdeki konjonktürde üreticiler sürekli daha fazla opsiyon sunmak zorunda kalıyor. Ama üretimde ise tam bu durumun tersi bir eylem olmak zorunda. Standartizasyon böyle bir ortamda rekabet etme nasıl sürdürülebilir hale gelebilir?
işte biraz önce söylediğim kavramlar, Heijunka, küçük lob size'lar, yani bir defa güzel bir verimli bir üretim paternini oluşturmanız lazım. Küçük lob size'ına getirecek, yani bugün yeşil yapıyorsam ya da bugün değil, 15 dakika yeşil yapıyorsam 15 dakika mavi yapabilirim, 15 dakika kırmızı yapabilirim gibi. Mümkün olduğu kadar esneklik getirecektir just in time kavramı, eğer hakkıyla uyguluyorsanız. Pazarda daha az opsiyon istemesini beklememek lazım. Yani bizim nasıl ki söylüyorum, hedef satış fiyatı değil, hedef maliyetlerdir. Yani pazardan bir şey gelmesini beklemek yerine siz kendi içinizde verimliliğinizi ve rekabetçiliğinizi arttırmanız lazım. Hiç orada yapacak bir şey yok. Pazar şartlarına uyacaksınız. Kendinizi daha esnek ve daha hızlı adaptasyona açık bir şirket haline getireceksiniz. Teşekkürler. Yalın üretim otomotiv gibi ürün çeşitliliği görece olarak az olan ürünlerde çok sık karşımıza çıkıyor. Müşteri siparişlerine göre çok sık farklı ürün üreten, ürün gamı çok geniş olan, ürettiği ürünü 9 ay sonra tekrar üretmek zorunda olan firmalar için yalın üretim uygulamaları hakkında örnek deneyim paylaşır mısınız? Bilmem, bunu soran arkadaş gelsin de bir birlikte oturun. Ne yapılabilir? Bakın 9 ay sonra niye çağırılıyormuş? Tekrar üretiyor. Ya 9 ayda bir mi üretiyormuş? 9 ayda bir gelebiliyormuş. Yani ya tersane gibi falan, öyle bir büyük bir şey. Modeli çok yüksek. Yani şimdi prensipler çok uygulanan prensipler. Tabii birçoğu otomotiv gibi montaja dayanan bir fabrikaya yönelik. Ama diyelim 50 tane uygulama var. Siz bakıp da bunların kaç tanesi bana uyar, kaç tanesi bana uygun diye bakmanız lazım. Çok büyük bir fabrikaya gittim. Yine onlar da ismini vermeyeyim, verebilirim aslında. Vermeyeyim, hadi şey olmasın. Onlar da büyük şeyler üretiyorlar. Çok büyük maliyetli falan. Bana gelen parça stoğundan yakındılar. İşte Orhan Bey, biz mümkün olduğu kadar just in time çalışıyoruz içeride, ama daha doğrusu yakınmadılar da, bunlar ne dedim, orada dizi dizi duruyor bir şeyler. İşte yan sanayiden gelen ekstra parçalar. Dedim bu kaç günlük şey, stok? İşte 2,5 aylık stok. Ya bizdeki stok seviyesi baktığınızda ortalama yerli sanayiler için 2,5 saatlik falandır stok seviyesi. Kar yağdı mı, yani yol kapandı mı fabrika durur neredeyse. Kışın karlı aylar için bu stok seviyesi ortalama %50 arttırılır. Durmamak için kar sebebiyle. Yani 2,5 aylık stok, nasıl dedim TPS, ne alaka filan. Orhan Bey ne yapalım, biz içeride shift yapıyoruz ama dışarıdan adamlar gönderiyor. Eğer gönderiyorsa almayın. Kamyon geliyorsa kovun kardeşim, hadi güle güle. Bak yan sanayi o zaman gönderebiliyor. Just in time'ı yapacaksınız. Yan sanayiniz de aynısını yapacak. Fakat kendisi size gönderip de yığdığı stoktan bir zarar görmüyorsa umurunda değil, göndermeye devam eder. O stoklar kendi kapısında bekleyince o zaman anlar. Yani bu da bir çok büyük bir fabrika, uçak fabrikası. Yani yaşadığım olay, bilemiyorum, siz tersane olabilir, bilmem ne olabilir. Her bir şeyi bakın maddelere, ya bu bize uyar mı uymaz mı, ama zorlayın. Yani uyar uymaz öyle hemen üstünden geçmek değil, uyması için zorlayarak. 50 tane madde varsa, 50 tane uygulama varsa
montaj sektöründeki bir fabrika evvelki 50'sini de uygular. Siz 40'ını uygularsınız, 35'ini uygularsınız. Ama muhakkak size de o kavramların çok büyük çoğunluğu faydalanır. Teşekkürler. 3 tane Kaizen'le ilgili soru var. Bunları birleştirip sormak istiyorum. Kaizen'e katılım oranı Toyota'da %100 dediniz. Bunu başarmak için nasıl bir sistem uyguluyorsunuz ve Kaizen önerilerinde bulunulması için herhangi bir teşvik var mı? Gerçi biraz önce cevapladınız ama bu diğer... Teşviği söyledim işte. Simittir, Koronlu Kulüp'te yemektir. Sanıyorum en yükseğe çıktığımda yine yanlış bir şey söylemeyeyim ama öyle 200 euro gibi falan en tepede yani bana anlatılacak olan şeyde gibi bir teşvik belki vardı bilmiyorum. Yani Kaizen'in amacı teşviği kazanmak değil. Kaizen'in amacı şirketine katkıda bulunup bir şirketinin refahını arttırmak, rekabetçiliğini arttırmak. İkincisi şirketinin rekabetçiliği arttığı için kendine de yeni imkanlar, yeni terfi imkanları doğmasına vesile olmaktır. Kaizen'in özü çalışanların motivasyonudur. Motive olmayan çalışan Kaizen getirse bile palavradan bir şeyler yazar getirir. Yani ne o kağıt verdi mi verdim işte. İnsanın içi ve içinden gelen yapma, başarma isteği en önemlisi. Bunu diri tutacaksınız. Herkes 1 milyar dolar ihracat yaparken bir fabrikanın 4,5 milyar dolara çıkarılmasını canı gönülden destekliyor ve buna katkıda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Bunda hiçbir tereddütünüz olmasın. Benim bütün çalışanlarımla, bütün hepsi benim arkadaşımdı ve hiçbir teklifsiz dışarıya çıkıyorum. Ben küçük puro içerim, yani günde az içiyorum ama dışarıda oturuyorum bir kenarda, içiyorum. Yanıma geliyor işçi, diyelim şeyden çıkmış, revirden çıkmış ya da bir şeyi var. Orhan Bey oturabilir miyim diyor, gel otur diyorum, sohbet ediyorum. Yok yani şey olmayacak, yemekhane iç içe yiyor, alıyorum yemeğimi onlarla birlikte. Onlarla birlikte oturuyor. Kendinizi bir defa ayırmayacaksınız. Yani yalınlık tevazuyla da başlar. Tevazuyla da çok ilintilidir. Kasılarak yalın olamazsınız. Teşekkürler Orhan Bey. GIPM ve TPM ödülleri konusunda ne düşünüyorsunuz? TPM'de pillar yapısı oluşturulmalı mı? TPM'de eğer ödül uygulaması varsa Japonya'dan alınan bir ödül. GIPM ile ilgili. Komite yapısı oluşturulmalı mı diye soru. Sen cevap ver istersen. Sen ben de. Valla TPM'de komite olmadan bu işler olmuyor zaten. Eğer GIPM'de ödül başvurusunda bulunuyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Tabii Toyota'ya biz gittiğimiz zaman Japonya'da 5S'i sorduk. Kimse 5S'i bilmiyordu. Çünkü 5S, 5S olarak değil hayatın bir parçası olarak uygulanıyor. GIPM'de de böyle Japonlara sorduğumuz zaman sorarsanız fabrikalarda... Onlar da büyük olasılıkla bilmiyorlardır. Evet, diğer bir soru. Emek yoğun çalışan... Emek yoğun çalışan bir iş yerinde OEE hesaplanabilir mi? Hesaplanabilirse ne gibi kriterleri ele almak lazım? Hesaplama formülünü bilmiyorum. Ben genel olarak bir şeyler söylüyorum. Yani OEE herhalde bizde PEF diye bir tanım var. Production Efficiency dediğimiz. Öyle bir kavram herhalde. Emek yoğun olan yer en işin babası ya. Tabii ki orada hesaplayacağız yani. Başka nerede hesaplayacağız?
O da nasıl hesaplanıyor prensip olarak? Standart zamanla, artık standart zamanında ne aldığınız, neye göre ölçtüğümüz önemli. Yani genelde işin standart zamanı mı, sadece işçiliğin zamanı mı vesaire. Bizde genellikle toplam standart zaman diye düşünülüyor. Bunun gerçekleşen zamanla yapılmasıdır. Benim sabah ilk başlangıçta söylediğim, Toyota'da da bunu yaşadım dediğim, zaten buradaki verimlilik artışında, orada çok ciddi verimlilik artışını işte bahsettiğim uygulamalar sayesinde, zaten var olan uygulamalar. Yani ben burada size bir konuyu söyledim, o yoktu da yeni getirmedik biz Toyota'ya. Zaten vardı ama yaygınlaştırdık, geliştirdik. Olanla yetinmedik açıkçası. Evet, bir arkadaşımız fabrikasında olan sorundan bahsetmiş. İnsanları motive etmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Kaizen 5S çalışmaları gibi. Ödül sistemimiz olmasına rağmen katılım düşük. Problem çözmek insanlara külfet gibi geliyor. 5S temizlik gibi anlaşılıyor. Üretim mi yapalım, 5S mi yapalım gibi sorular gelebiliyor. Bununla ilgili yorum ve tavsiyeleriniz nelerdir? Yapılacak çok iş var. Şöyle bakayım ne problem saymışlar. Yapılacak çok iş var. Bir defa yani tevazu çok önemli. Hakikaten mütevazı olursanız insanlar daha farklı bakıyor size. Ben aslında sert bir kişiyim. Hatta birlikte çalıştığım ofiste çalışanlar Orhan Bey odanıza salavatla giriyoruz filan diyorlardı böyle yakın olanlar. Ama özünde işini doğru yapan bir insan için hakikaten çok arkadaşla konuşabiliyorum ve her seviye için aynı. Hala bütün müdürlerimle ayda bir oturuyoruz, yemeğe gidiyoruz vesaire. Yani birliktelik, beraberlik ortamı çok önemli. Sizin de bu şirkette bir defa çalışanlarla yönetimin, şirketin ayrı olmadığını çalışanlara hissettirmek lazım. Söylenen bir şey var mesela. Şirket yapsın. İşte şurada. Ya şirket kim? Biziz işte. Ya söyleyeyim, çağırın şirketi. Gel yap şunu kardeşim. Kim şirket? Ya biziz. Sensin, benim, o vesaire. Çalışanların bunu hissetmesi lazım. Şirket yapsın lafı nereden çıkıyor? Çünkü çalışanlar yönetimi şirket diye görüyor. Kendilerini de orada kunta kinte gibi görüyor. Açıkçası. Yani işçiler. Bunu yaptıysa zaten bitti iş. Zaten ben satın farkındayım birine. Belki sizden daha iyi yönetir. Yani arkadaşlar şirketin bir parçası. Şirket başarılı olursa onların da başarısının artacağını. O şirkette çalışmanın gururunu bir şekilde onlara hissettirmeniz lazım. Belki yaptığı her kaizenden para vermeyeceksiniz ama şirket kar ediyorsa biz işçilere prim ödüyoruz. Başka bir şirkette yoktur. İşçilere Temmuz ayında bütün personel prim alır. İşçiler dahil. Kardan. Oranın bir parçası olduğunu, genel müdürün şirketin bir parçasıysa en alt seviyedeki bir işçinin de o şirketin parçası olduğunu hissettirmek işin en temeli. Başka ne vardı? Ha, 5S diyor, 5S. Temizlik mi yapacağız, bilmem üretim mi yapacağız. Ya, temiz olursa daha rahat üretim yapacağız. Bu kadar basit. Daha kaliteli üretim yapacaksın. Elinin altında ya nerede 28'lik anahtar, nerede bilmem ne arayacağını elinin altındaysa tak. Daha çabuk yapacaksın işi. Bu da demek ki 5S'in ne olduğu anlatılmamış. Yani Toyota'da Okay Bey'in söyledi 5S. Yani hakikaten konuşulur. Bunlar konuşulan şeyler değil açıkçası. Ama yapılıyor. Otomatik yapılıyor. Uygulama. Aslında cevap kaybı zamanı.
insanları, çalışanları ve üst yönetimi yalına, VCM'e ve TPS'e çekmek için en önemli nokta nedir, neresidir? Benim en sonunda söylediğim, bilmek değil uygulayabilmek. Bilip de sadece anlatırsanız teorik bazda bir şeyler konuşuyor, bir şeyler anlatıyor durumundasınız. Ama bunu anlatmak yerine gidip bir fiil fabrikada yerinde uygulayıp hatta genel müdürü de çağırıp bakın işte en arkada bazı kavramları verdim. Böyle böyle bir şey yaparsak sayın genel müdürüm buradan şu kadar zaman kazanırız, şu kadar tasarruf ederiz gibi örneklerle ikna edici olmak lazım. Oturup sadece gidiyoruz şirketlere. O kadar güzel kitap yazmışlar ki şirket için Kaizen el kitabı, bilmem ne el kitabı falan. Bakıyorsun stoklar arşa hala da o bilmem ne. Hiçbiri yok. O zaman ona güvenir mi gene? Ne yaptınız kardeşim? Jimnastik yaptım. Kitap yazdım. Yani kitap yazmayı jimnastik olarak kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmayın. Uygulanabilir şeyler yapmak lazım. Siz o fabrikada kitap yazmak için bulunmuyorsunuz. Editör değilsiniz. Siz orada yalın üretim direktörüsünüz. Yapacaksınız, göstereceksiniz bir şey. Ki yalın üretimin ne olduğu anlaşılsın. Tekrarlıyorum bu üçü oldu. Yalın üretim hakikaten fabrikalara inanılmaz rekabet gücü veren bir sistem. Bunu anlatabilmek, benimsetebilmek İşte sizlere kalmış. Kesinlikle laf salatasına, teoriye vesaire çok zaman harcamadan belki onu da bir temel olarak anlatmak gerekir. Ama direkt şapkulur, gemba, Japoncası. İşin yapıldığı yerde girip göstereceksiniz. Ki inansın. Bu bir örnek. Burada işte senede atıyorum 100 bin lira kazanıyorum. Filan biraz düşünce. Bunun gibi 100 tane yapsam 10 milyon kazanacağım. Diye en etkili ikna yöntemi bu bence. Al da sen de oku. Sayın genel müdür falan diye bir şey verdiğinde okumaz. Okusa da derin okumayacağı için anlamaz. Yani implication'ları ne denir? Uygulama değil de onun içindeki ilave tanımları, ilave manaları çıkarınız. Bir fiil gösterin. Hakikaten uygulamasını yapın. Anlatmaktan çok. Evet, güzel bir soru var. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan bir şirkete şu an genel müdür olarak atansanız ilk olarak ne yapardınız? Güzel. Patron gibi bir yöntemdir onu sormak lazım. Patronu kim olması da gerçekten önemli değil. Doğrular herkes için doğrudur. Patron da en had safhada kabullenmez bir kişi dahi olsa o da yapılanı görünce ikna olacaktır. Önce yapacağım şey şu olurdu. Bir aylık bir dönem arkadaşlara kavramları anlatırdım. Ve bu kavramların alta doğru ilerlemesine gayret gösterirdim. Bir aylık dönem gene ben genel müdür olduğum için bir aylık dönem. Genel müdür yardımcısı olsam o süreyi 15 gün tutarım. Bir aylık dönemde genelde bir kavramlara aşina olmalarını sağlarım. Ondan sonra uygulaması kolay. Yani hırsız gibi. Taşıması kolay ama değeri büyük. Uygulaması kolay ama etkisi yüksek olan neler olabilecekse o konulardan başlardım. O ortama göre. Artık neyse. Mesela biz fabrikamızda bu iş zamanlarını vesaireyi disiplin altına aldık. Bunun çok önemli faydasını gördüm. İşte verimliliği arttırdık, yaşadım dediğim o. Pack time dediğimiz
yani fabrikadan 80 saniyede bir araba çıkıyor. Araba üretiliyor 80 saniyede bir. Ona göre iş istasyonları var. Tek time'ı 80 saniyeden 100 saniyeye çıkaracağız diyorsunuz. 100 saniyeye çıkaracağız deyince fabrikadaki şeyle arkadaşlar hesap yapıyor. Eğer diyorlar şu anda işte şu kadar işçimiz var. Biz 300 tane çalışan şeydir. Gereksiz olacak. Çünkü yavaşlıyor. İyi tamam. 300 tane. Bu sefer bir dönem geliyor. 100 saniyeden tekrar 80 saniyeye düşeceksiniz. Daha hızlanacaksınız. Ne lazım kardeşim? Bir hesap çıkıyor. 400 tane eleman alacağız. Tersini yaparken 300 çıkarttın. Nasıl oluyor? Ne yaptık? Bir tane Production Efficiency Department diye bir yer, üretim verimliliği departmanı diye bir departman kurduk. Hepsi endüstri mühendisi, zehir gibi çocuklar ve bilgisayar yönüyle de güçlü arkadaşlar. Artık zaman değiştiğinde, takvim değiştiğinde fabrika bilgi vermiyor. Biz fabrikaya bilgi veriyoruz. 330 kişiyle bunu yapacaksın. İşte 100 saniyeden 80 saniyeye düşeceksin. Eğer bir de, diyelim bir fabrikaya kaynak bölümüne fabrika diyoruz. İşte montaj bölümüne fabrika diyoruz. Çünkü montaj bölümünde 1600 kişi çalışıyor. Diyelim oraya vermişiz 100 kişi ilave. Ben 100 kişiyle yapamam, 110 kişi lazım bana diyorsa bir defa gelip onu izah edip ispat etmesi lazım. Ve o zaman veriliyor. Ama konuşulanlar nereye geliyor? %10'lara geliyor. Öbür türlü ipin ucunu bıraktığınızda bir 300 diyor, öbür taraftan 400 diyor. %30, %40 dalgalanıyor. Yani flexibility, esneklik %100 olması lazım aslında. 80'e inerken 300 tane, 400 tane eleman istiyorsa, 80'den 100'e doğru yavaşlıyorsa 400 tane eleman çıkartacaksın. Bu esnekliktir. Esnekliğin %100 olması lazım. İşte ne kadar 100'e yaklaşırsanız o kadar idealdesiniz. Bunu sağlamayı işte 100'e yaklaşmak için uğraştık. Belki %70'lerdeydik, %98'e geldik. Ne kadar çok kontrol ederseniz, ne kadar çok eliniz işlerin üzerinde olursa, işler o kadar daha gelişir, verimli olur. Bilmiyorum, biraz sattım galiba cevapta. Evet, son bir sorumuz var sanırım. Motivasyon kaynağı olarak gördüğümüz maaş eşittir asgari olursa çalışanlar hedefe motive olabilir mi? Asgari ücretler. Yani ne diyeyim? Ben olmam yani. Yani insanın da hakkını vermek lazım çalışanlara. İnsanlar bir buçuk kişilik işi yapayım ama bir buçuk maaş alayıma razıdır. Benim görüşüm. Temelinde insanlar çalışkan ve karşılığını aldığı sürece daha fazla çalışmaya hazırlar diye düşünüyorum. Ama karşılığını vermeden daha fazla çalıştırırsan o sömürü oluyor tabii ki. Biz çalışanımızı, işçimizi hakikaten çok çalıştırıyoruz. Ama şu anki durum nedir tam bilmiyorum. Benim zamanımda işçinin aldığı yani mavi yakalı arkadaşlarımızın aldığı ücret diğer otomotiv sektöründeki maaşların %35 daha üstündeydi. Ve zam geldiğinde ben ofis çalışanları kısmen kıssa da yani HR'daki arkadaşlar hep mavi yakalılara genel müdür olduğum dönemde daha fazla zam yaptım. Çünkü gidiyoruz bakıyoruz orada
çalışanlara. Biz o arkadaşların saniyesini hesaplıyoruz. Burada saniyeleri anlatıyorum size. Yani ofiste böyle bir şey yok ki. Ofis rahat. Rahat diye de onlara para vermeyelim demek istemiyorum. Onlar da piyasa 100 liraysa onlar da 100 lira hatta 110 lira alıyorlar. Her kategoriye göre karşılaştırmalar yapıyoruz. Onlar pazar seviyesi neyse alıyorlar. Ama işçimiz hakikaten çok verimli, çok şey çalışıyor. Özveriyle çalışıyor. Benim ilk iş yerim Renault. Yine otomotiv sektöründe fabrika. Biliyorum yani oradaki uygulama, Toyota'daki yaşadığım uygulama muhakkak Renault'u kötülediğimden falan değil. Ben üniversitede yani çok çok başarılı bir öğrenciydim. Hem üniversitede hem lisede. Ama Renault'da 2 sene çalıştım. Üniversitede öğrendiğim şey kadar bilgi öğrenmişim de Renault'da. Küçümsediğimi falan yanlış anlamayın. Ama biz işçimize daha çok yükleniyoruz Toyota'da. Bunun karşılığında da biraz fazla maaş veriyorduk. Vermeyi de görev edinmiştim. İlk genel müdür yardımcısı olarak geldim. İstanbul'da Maltepe'de genel müdür. Sonra birleştik hepimiz Sakarya'da fabrikada. Maltepe'de genel müdür. O zaman pazarlama da şirketin içindeydi. Şimdi pazarlama şirketi %100 Arap sermayeli bir şirket. Şirkette klima yok. Pervanelerle falan duruyor insanlar. Pazarlama şeyde genel müdür. Maltepe'de, İstanbul Maltepe. İşte gelir gelmez tabii beni yeni olduğumu gördükleri için Orhan Bey buraya klima yok işte klima yaptıralım falan filan. Doğru yani yaptırmak lazım. Pişiyoruz yazın. İyi falan dedim. Sonra işte 2 gün sonra falan fabrikaya gittim. Hemen ilk işledikleri benden klimaydı. Fabrikaya gittim. Orada da yaz. Orada da sıcak. Bakıyorum işçiler şeyde, fabrikada terleyerek çalışıyorlar. Yine o hattın hızına uymaya çalışıyorlar. Tabii o dönemdeki Toyota'nın durumuyla şu anki Toyota'nın, Toyota Türkiye'nin durumu nasıl söyleyeyim? Gri ile beyaz. O kadar gelişmiş vaziyette. O zaman TPS falan güya yaptığımızı sanıyorduk ama o çok çok gerilerdeydik o zaman. Neyse, İstanbul'a döndüm. Sonra genel müdürümüz vardı, rahmetli. Bu Özdemir Sabancı ile birlikte öldürülen Haluk Bey. Çok çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Haluk Bey ile konuştum. Orhan dedi, ne yapalım klima işini filan. Ya dedim Haluk Bey, yani tamam yaptıralım da orada işçinin canı çıkıyor, onda klima yap. Orhan dedi. Gerçekten dedi, senin notun benim için bitti dedi. Böyle düşündüğün için dedi, helal olsun. Ve yaptırmadık, pervaneyle idare ettik. Fabrikayı ne kadar iyileştirdiysek, ofisi de o kadar iyileştirdik. Şu anda fabrikada klima var. Böyle çok ferah ferah işte dışarısı 35 dereceyken orası 18 derece değil ama dışarısı 35 ise orası da 23-24 derece. Zaten Toyota'da, Japonya'da ofislerde, fabrikayı çok iyi bilmiyorum, ofislerde şeyler, termostatlar yazın 25 dereceye sanıyorum ayarlanıyor. İşte kışında 19 derece falan. Yani yazın az soğutma, kışın az ısıtma. Niçin? Enerji tasarrufu. 19'de. Yani bunu verdiğim rakamlar gerçek rakamlar değil. Ama yazın az ısıtma, kışın az soğutma, kışın da az ısıtma. Buna göre termostatlar ayarlı. Ne oldu? Personel. Evet sanırım başka sorumuz yok. Sayın Orhan Bey'e çok değerli tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz ama bir soru var galiba. Sözlü sorumu sormak istedim. Yazılı dergisi. Şimdi bir başta
bir şeyleri düzgün planlamamız, düzgün yapmamamız, daha sonra da bunları adım adım düzeltmemiz. Daha iyi değişiyoruz. En baştan biz daha iyi planlasak, yapsak, yine o fabrikadan kaizen çıkardık. Veya o fabrikaya sizi getirsek sıfırdan, kaizene göre, her şeyimizi 5S'e göre, SMET'e göre, hepsini yapsak gene oradan kaizen çıkartabiliriz. Ben en başta ne dedim yine oraya referans? Ya biz yaptık her şeyi, bitti deyin, beni çağırın. %20 daha fazlasını çıkaramazsam yüzüm kızar. Sorunuza gelirsek, yani her zaman daha iyisi var. Her zaman. Sorunuza gelirsek, uygulama, planlama süreçlerine baktığımızda Japonlar uygulama, planlama sürecini çok uzun tutarlar. Prensipte. Yani Japonlar planı bir senede yapar, uygulamayı ondan sonra hızlı 4 ayda yapar. Biz 4 ayda plan yaparız, belki bir senede kendisini yapar. Ya da Avrupalı değil. Kendimizi de küçümsemek istemiyorum çünkü Türkiye de bayağı hızlı uygulama konusunda. Bir yerde bir özellikle inşaat şu son dönemde bir şey yapılacağı bir bakıyorsun bitmiş. Yani planlama dönemi Japonlar için çok önemlidir ve bir şey yapıyorsanız en doğru en iyisini yapacaksınız. En doğru en iyisini yaptıktan sonra da kaizen yapmaya devam edeceksiniz. Çünkü o en doğru en iyisinin daha da doğrusu vardır. PDCA, plan, do, check, action. Planla, yap, kontrol et, tekrar iyileştir. Yani yap ve iyileştir. Hep o döngünün dönmesi lazım. Mükemmele geldik. Bitti. Yine PDC. Hiç yok mükemmel. Problemi olmayan yer en problemli yerdir. Çok teşekkürler. Çok mutlu oldum.